Halkların Demokratik Partisi grubu adına ilk söz Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'a aittir. Buyurun Sayın Fırat. Divan. Buyurun. Süreniz 20 dakika. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün görüşülmekte olan 2018 yılı bütçe tasarısı bana göre çok çok önemli olan bir yasa, her zaman olduğu gibi. Parlamentoların kuruluş temelinde yatan mantık zaten bu yasaya dayanıyor. Çünkü halktan toplanan vergilerin nereye, nasıl gittiğini tespit edebilmek için parlamentolar ilk kez kurulmuştur. Ve Türkiye parlamento tarihine baktığımız zaman da bütçe görüşmelerinin bugünkü gibi çok lahusel bir şekilde değerlendirildiğini zannetmiyorum. Bu çok önemli yasa ve bugün meclis sıraları bomboş. Çok iyi hatırlıyorum, sizler de hatırlarsınız. 12 Eylül 1980 öncesi meclislerinde en önemli günlerden birisi bütçe görüşmelerinin başladığı gündü. Ve genelde bir ay sürüyordu. Yani meclis görüşmeleri bir ay sürüyordu. Ve ilk gün saat sınırlaması olmamak şartıyla liderler görüşürdü, konuşurdu. Ve bütün Türkiye o gün olmayan televizyonlarından dolayı radyolarının başında bu konuşmaları dinlerdi. Bu konuşmalar minimum 5 saat sürerdi kişi başı. Bir Demirel, arkasından bir Erbakan ve diğer liderler 5'er saat ama nezahat ve nezaket içerisinde ve bir nevi siyaset dersi verircesine saatlerce konuşurlardı. Ve bu sıralar tamamen dolu olurdu. Hiçbir zamanda bir ay boyunca bu sıralar boşalmazdı. O gün milletvekillerinin danışmanı yoktu. Konuşma hazırlanmazdı. Her milletvekili bizzat kendisi şu arkada bulunan kütüphanede aylarca çalışarak konuşmalarını hazırlarlardı. Çünkü bütçeler devletin, milletin DNA'sıdır. Siyasetin hangi yönde ilerlediğini, ekonominin hangi yönde gittiğini bu yasaya bakarak çözümlemesi mümkündür. Ancak böylesine önemli bir yasayı yasak savuşturucasına eğer dinlerseniz o zaman meclislerin her seçimde %60-%70 niye yenilendiğinin mantığına varabilmek mümkün olur. Çünkü siyaset özellikle milletvekillerinin siyaset öğretisi bu mecliste yapılırdı. Değerli abiler, daha önce deneyimi olanlar, kendisinden sonra gelmiş olan milletvekili arkadaşlara nasıl hazırlanacağını, bütçenin nasıl inceleneceğini çok rahat gösterirlerdi. Bunun ötesinde liderler zaten o 5 saatlik konuşma içerisinde ama birbirlerine hakaret etmeden, birbirlerine saygı ve sevgi içerisinde siyasetin bir saygı, bir etik meselesi olduğunu anlatırlardı. Davranışlarıyla bunu öğretirlerdi.
Ancak o hale geldik ki özellikle 80 sonrasında daha önce tamamen halka kapalı olan, basına kapalı olan grup toplantıları birer seçim arenası haline çevrildi ve maalesef artık çocukların dahi dinlemesini ve seyretmesi bana göre ahlaken uygun olmadığı için aslında çocuklara seyredilmemesi için kırmızı işaretin, noktanın mutlaka konması gerekir. Aslında 80 öncesinde ki halen yasada böyledir, grup toplantıları kapalıdır. Sadece ve sadece milletvekillerine, hükümete, eğer iktidar partisi ise ve parti yöneticilerine açıktır. Ve orası bir nevi partinin ve bu üç kuruluşun hemhal olduğu bir yerdir. Yoksa birbirine hakaret edildiği, birbirine olmadık sözlerin söylendiği ve ondan sonra da burada biraz önce olduğu gibi birbirine saldıran milletvekillerinin neden olduğunu izah edebilmek için grup başkan vekillerinin dakikalarca dil dökmesini dinlemek zorunda kalırız. Çünkü birbirimize o saygı maalesef gösterilmemiştir. Hatta o hale gelmiştir ki bu yanı muhalefet partileri içindir, bu tarafı iktidar partileri içindir. Aslında bu taraf Cumhuriyet Senatosu'na aitti, bu taraf da meclise aitti. Ve hangi partiden olursa olsun hep bir arada kardeşçe birbirine saygı içerisinde olurlardı. Fakat üzücü olarak bir şeyi söylemek durumundayım. Toplumun hakikaten DNA'sını bozmak durumunda kaldık. Yani düşünebiliyor musunuz? Bazı istatistikler aslında toplumun ne halde olduğunu gösteriyor. 2008 yılında 17 milyon kutu antidepresan kullanıldığı halde 2011 yılında bu 41 milyona çıkmış. Vatandaşımız ne halde? Yani böylesine bir toplum yarattık kısa sürede. Birbirimize karşı olan sevgi ve saygıyı maalesef siyaset adına yok ettik. Eskiden milletvekillerinin albümlerinin meslek kısmına baktığınız zaman işte avukatları görürdünüz, mühendisleri görürdünüz, ekonomistleri görürdünüz. Şimdi yeni bir grup daha çıktı. Bileği güçlü olanlar, savunucular. Bu bilmiyorum. Bu parlamentoya yakışmıyor. Hiçbirimize yakışmıyor. Eğer birbirimize karşı sevgi ve saygıda bir noksanlık gösterir isek, topluma örnek olan bizler, toplumun çıldırmasından bizler sorumlu oluruz kanısındayım. Bu parlamento, Adalet Partisi'nin bir senesini hatırlamıyorum şu anda, iktidar olduğu dönemde kendi partisinin milletvekillerinin bütçeyi reddetmesi üzerine iktidardan düşmüştür. Ve rahmetli Demirel de şunu söylerdi her zaman. Adalet Partisi'nin düşüş süreci o meclis günü başlamıştır. Yine hatırlarım, yaşım çok fazla şey değildi ama rahmetli Menderes herhalde 58 yılıydı. Grup toplantısında özellikle hükümet üyelerinin milletvekillerinin telefonuna çıkmaması veya onlara gerekli olan saygıyı göstermemesi üzerine
Bakanlar Kurulu'nu grup toplantısında teker teker güven oylamasına tabi tutmuş, birincisini düşürmüştür. Sıra ikinci bakana gelmiştir, onu da düşürmüştür. Sıra üçüncüsüne gelmiştir, onu da düşürmüştür. Bunun üzerine rahmetli Menderes kürsüye çıkmıştır. Ve demiştir ki sizi anlıyorum, özür diliyorum sizden. Bakanlarım adına sizden özür diliyorum. Eğer siz isterseniz o kadar gücünüz var ki hilafeti dahi getirebilirsiniz. Yasada'daki meşhur davanın da hilafeti getiriyor musunuz, getirmiyor musunuz sualinin cevabı aslında o günkü grup toplantısında rahmetlinin söylemiş olduğu ve milletvekillerine vermiş olduğu değeri gösterir. O değeri kazanacak olanlar bizleriz. Milletvekilleriyiz. Evet, doğrudur. 12 Eylül'den sonra özellikle siyasi partiler yasasında ve seçim kanunlarında yapılan değişikliklerle maalesef milletvekilliği bir nevi atama merciği haline gelmiştir. Bir ön seçim hemen hemen yapılmıyor. Her seçimde parti genel merkezinde yöneticiler toplanıyor ve milletvekilliği listelerini yapıyor. O dönem bir kısım milletvekili ki bunun ortalama %60-%70 diyebiliriz, yeniden seçilmiyor. Diğerleri seçiliyor veya yerlerine yenileri geliyor. Ve böylece aslında bir meclis örf ve adeti teşekkül edemiyor. Onun için durmadan meclis iş tüzüğüne atfediyoruz veya onu değiştirerek bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Aslında meclisin örf adetleriyle bu meclisin yönetilmesi gerekir. İş tüzüğe, tabii ki her meclisin bir iş tüzüğü vardır. Ama her meselede iş tüzüğe başvurmak veya orada cevap aramak mümkün değildir. Bulamazsınız da. Çünkü her gün yeni olaylar, yeni problemler çıkacaktır. Bu meclis, bu örf ve adetlere maalesef bugüne kadar sahip olmamıştır. Çünkü dediğim gibi her dönemde, yani ortalama bir dönemi 4 yıl olarak kabul edersek, her 4 yılda neredeyse bu meclisin %60'ı %70'i değişmekte ve yeni arkadaşlar gelmektedir. Tabii ki her insanın seçme ve seçilme hakkına saygı göstermemiz lazım. Ama bunun yanında da bu nispetteki bir değişikliği diğer demokratik ülkelerde görebilmek maalesef mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, toplumun, yani meclisi bu şekilde biraz kritik ettikten sonra bunun topluma yansımalarına baktığımız zaman toplumun da büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani biraz önce vermiş olduğum antidepresan sayısı ve bunun yanında her 5 evlilikten birisinin boşanma ile neticelenmekte olması bu toplumun belli sıkıntılarının olduğunu göstermektedir. Bunun yanında suç oranı hakikaten giderek artmakta. 2002 yılında 60 bin olan hükümlü ve tutuklu sayısı 2015'te, 15 Temmuz öncesinde 180 bini bulmuştur. Ve bugün en çok övündüğümüz şeylerden bir tanesi de gelecek yıl 45 tane yeni cezaevinin yeniden hizmete gireceği sözüdür. Kadınlara karşı yapılan saldırılar neredeyse %1400 artmıştır. Bu arada özellikle nefret suçu içeren köşe yazılarında ise neredeyse %140 artış olmuştur. Böylesine bir toplumla karşı karşıyayız. Bu toplumun
Mesulleri de bana göre yine bizleriz. Bir yerde insan aklıyla, insan zekasıyla yöneticilerimiz alay ediyorlar gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız Yunanistan'a gitti. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Ben biliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı bunun yalnız Lozan Anlaşması'nın yalnız Türkiye ile Yunanistan arasında yapılmadığını biliyordur. Bir yanda Birinci Dünya Savaşı'nın galipleriyle diğer yanda Türkiye vardı. Dolayısıyla yalnız Yunanistan'ın veya Türkiye'nin evet demesiyle bu anlaşmanın değişmeyeceğini biliyorduk. Ve yine aynı şeyi söyledi. Özellikle Batı Trakya'da müftünün seçimle Lozan Anlaşması'na göre gelmesi gerekirken atanarak geldiğini söyledi. Haklıydı. Çünkü Lozan Anlaşması'nda böyle bir hüküm vardı. Ama peki orada Yunan Cumhurbaşkanı kalkıp sorsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın dostumuz, siz hakikaten Batı Trakya'da müftünün seçimle gelmesini istiyorsunuz. Peki sizin ülkenizde yüzlerce belediye başkanını yasalara aykırı olarak, yasalardaki prosedüre uygun olmayarak görevden alabiliyorsunuz. Seçimle gelen müftüyü istiyorsunuz da peki kendi ülkenizdeki bu yasaya aykırı şeye ne diyorsunuz deseydi acaba ne cevap verilebilirdi? Bir yandan da gücümüz yetene efelenebiliyoruz. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması yeni bir sorun değil. 30 yıl önce alınan bir karar İsrail tarafından. Yeni olan hadise Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi büyük elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasıdır. Peki ne tepki veriyoruz? İsrail'le diplomatik ilişkimizi keseriz. Diplomatik ilişki kesilecek olan İsrail değil, 30 yıl öncekiydi o. Bugünkü olay Amerika Birleşik Devletleri ile. Eğer hakikaten birileriyle diplomatik ilişki kesilmesi gerekiyorsa bu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Fakat nedense ona herhalde fazla gücümüz yetmiyor. Onun için o birisine dönüyoruz. Bunlar toplumun kabul edemeyeceği şeyler. Tabii Sayın Başbakan haklı olarak iktidarın yapmış olduğu köprüleri, yolları, havaalanlarını dün burada ballana anlattı. Doğruydu da. Hakikaten birçok büyük köprüler, dünya çapındaki büyük köprüler yapıldı. İşte üçüncü havaalanı yapılıyor. Fakat unutulmaması, gözden kaçırılmaması gereken şey geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği ipotek altına alınıyor. Bu şehir hastaneleriyle birlikte. Evet, Osmanlı İmparatorluğu bir kapitülasyonlarla karşı karşıyaydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda bundan kurtulduk kapitülasyonlardan. Bu kapitülasyonlar gayrimilliydi. Ancak şunu göz önünde bulundurmamız lazım ki Türkiye'de yeniden bir kapitülasyonlar devrine giriyoruz. Ama bir farkla bu milli kapitülasyon. Çünkü hastanelerimizi yapanlar Türk müteahhitler. Ama kredi aldıkları kurumlar tabii ki dış ülkeler. Dolayısıyla milli artı gayrimilli bir kapitülasyonla karşı karşıyayız. Bunu nazar itibara almamızda fayda vardır. Ben
Bir kez daha kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok değerli üyelerinin o geçmişteki örneklerini verdiğim dönemler gibi yeniden bir dönem, bir diriliş dönemi yaşaması umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.